Yani beyefendi inanın bu evi alırsanız hiç pişman olmayacaksınız. Yani kendi evim diye söylemiyorum ama bu civarda hatta Orta Doğu ve Balkanlarda bile eşi emsali yoktur. Bakacağız artık. Evet, buyurun efendim. Bu evi daha güzel yapmak için harcadığımız paralarla tam 3 tane titan saadet zinciri kurardık ama ne yapmamışlardı, kısmet sizdeymiş. Haklısınız kısmet. Değil mi İsmet? Nasıl buldunuz? Söylediğim kadar varmış değil mi? Haklısınız, güzelmiş. Eşyalar da oldukça zevkli seçilmiş. Eşyalardan bazılarını size bırakabilirim. En başta da şu fotoğrafları. Diğer odaları göreceğiz değil mi? Tabii, buyurun gezelim. Evet, işte burası da yatak odası, bu da masar. Masar! Kalk bakayım çabuk kalk! Ne oluyor ya? Abi senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Banyoda mı yatsaydım? Burası benim yatak odam kızım. Hayret bir şeysiniz ya. Ay! Bunlar da kim? Evinize bakmaya gelmiştik ama sonra baksak, hatta hiç bakmasak daha da iyi. Gül gül tane. Bir dakika ama yanlış. Beğendin mi yaptığını masa? Müşterileri kaçırdın işte. Hoppala! Ne müşterisi ya? Eve bakmaya gelmişlerdi. Annem evi satılığa çıkardı da. Satılığa mı çıkardın? Söylemişti de inanmamıştım. Kim söylemişti? Ruhiye teyze. Ruhiye teyze. Ruhiye teyze de kimmiş? Sen tanımazsın. İşte bizim mahallede kadınlardan biri Ruhiye teyze. Siz Firdevs'le yolda yürürken konuşuyormuşsunuz. O da duymuş. Allah'ım şu abimin oturduğu muhite de bak. Gezici dedikoducularla dolu. Bu evi satmakta ne kadar haklıymışım değil mi? Ya anne Allah aşkına bu evi satmak fikri de nereden çıktı? Zaten uzun zamandan beri düşünüyordum. Bu evi satıp birikmiş paralarımı da üstüne ekleyip sana daha büyük bir ev alacağım. İstemiyorum anne. İstemiyorum. Allah Allah. Hem ben bu evden memnunum. Tek kişiyim. Rahat rahat yetiyor bana. Evladım bak benim minik kuşum. Şimdi memnun olabilirsin ama evlenip de çoluk çocuğa karıştığın zaman bu ev yetmeyecek sana. Hay Allah'ım yine mi aynı konu? Evlenmeyeceğim diyorum size. Evlenmeyeceğim. Sus bakayım. Sen bizim soyumuzu mu kurutacaksın? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da sırf annesi istiyor diye karısına ikiz doğurtturdu. Üf be bu Sedat da amma manyak herifmiş ya. Ne homurdanıp duruyorsun öyle Arap bacılar gibi? Boşuna uğraşma anne. Evin satılmasını istemiyorum. Bu ev bana yeter de artar bile. Ama abi annem senin iyiliğin için uğraşıyor. Her şey senin için. Her şey senin için istemiyorum ya. Size ne? Bölge valisi misiniz siz? Ben evin anahtarını bulamıyorum. Anne, sendeki anahtarı versene bana. Tabii, vereyim canım, al. He? Veriyor musun? Verdin mi? Verdim. Ben gidiyorum, siz giderken kapıyı çekin. Hadi görüşürüz. Böylece eve başka müşteri getiremeyeceğim, öyle mi? Sen giderken ben o yolları dönüyordum. Benim minik akıllı minik kuşum. Anahtarı ellerinden almakla kurtulduğumu zannetmiştim. Meğer ellerinde anahtarcı gross market açacak kadar anahtarım varmış. Aman boş ver, takma kafana sevgilim. Yani şeytan ver evi, çık kiraya kurtul diyor ama kiralarda ateş bas. Sen şeytana uyma kocacığım. Uyanların öbür taraftaki hali hiç de iyi sayılmaz. Günün 24 saati haşlama yapılıyorlar. Yapma ya, haşlama mı? Ne arzu ederdiniz efendim? Haşlama. İki tane Nescafe. İki tane mi? Ama beyefendi siz bir kişisiniz. Hadi ya, ciddi misin? Allah Allah. Tabii efendim, ciddiyim. Birkaç saniyeliğine bana bir kafa daha yapar mısın canım? Tabii, hemen. Bak bakalım kaç kişiymiş? İki kişi misiniz efendim? Şimdi sana duble bir kafa atmadan zıpla bakayım. Anlaşılan bu ev işi senin sinirlerini çok bozmuş Masar'cığım. Evet, ben o evi çok seviyorum. Üstelik her santimetre karesinde mutlaka bir anımız vardır. Merak etme sevgilim. O evi kimse satın alamayacak. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ruhum benim. Sen ruhların bir tanesisin. En birinci ruhsun pardon, sen. Pardon. Bu boş sandalyeyi alabilir miyim? O sandalye dolu canım. Dolu mu? Neresi dolu ya? Bomboş işte. İyi. Madem dolu değil diyorsun, al bakalım o zaman. Ne ya? Ne oluyor abi ya? Boş değil, doluymuş. Değil mi canım? Evet, doluymuş. Ha? Bakalım. Bir tane. Ben sana.
Evet, beyler hanımlar, sıcak çaylar bunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay çok yakışıyor. Aman, aman Bayram Bey, şu bizim evin satışını bir an önce yapın, durum çok acil. Merak etmeyin, bu işin üzerindeyim evvelallah. Gazeteye ilan da verdim, hiç aramazsa 1000 kişi arar bugün. 1000 kişi arar mı? Bakalım kaçıyla görüşebileceksin. Demiştim değil mi? Ne oluyor bu lan? BDD'ye borcunuz vardır, telefonunuzu onun için kapatmışlardır. Aman ne espri yaptı hasbam. Alo, alo. Bayram Emlak, hemşerim. Sesin gelmiyor, alo. Tamam, tamam. Bu buraya gel de görüşelim. Ne oldu? Bizim ev için mi aramışlar? Bilmem, anlamadım ki. Bayan, bir de siz baksanız. Belki kadın evi deyince daha iyi olur. Neyse, bakalım bari. Evet, bakalım senin elin uğurlu gelecek mi acaba? Efendim? Ha? Alo? Ha? Telefon sapıklarımı yapıyor, nedir? Tövbe tövbe. Bence siz bir an önce bu telefonu değiştirin Bayram Efendi. Yok canım, hiç böyle yapmazdı. Bence sen müşterilerini değiştir Bayram Efendi. Bunlarla çalıştığın sürece başına daha neler gelecek? Neyse biz gidelim artık. Aman ne olur şu bizim evin üzerine iyice bir eğil Bayram Bey. Lafım olur. Sağ ol. O işin bizzat ben üzerindeyim hanımefendiciğim. Bak şu evi bir satarsan söz veriyorum sana yepyeni bir telefon hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Gazetedeki satılık ev ilanı için gelmiştim. Bayandan satılık ev. Aa evet. Mevkime Hanımların evi. Buyurun gidip bakalım. İşiniz rahat olsun Önder Bey. Müşterilere sizin yokluğunuzu hiç hissettirmeyeceğiz efendim. Küba, Castro, Che Guevara. De Puro. Ha evet, gelirken size Havana Pro'ları getireceğim. Guantanamera, Vahila Guantanamera. Hadi bakalım, çao. Güle güle Önder Bey. Asker gidecek, geri dönecek. Asker gidecek, geri dönecek. Helal olsun kankam. Nasıl gönderdin adamı? Önce Hong Kong, Singapur gibi manitaların yoğun olduğu yerler önerdim ama istemedi. Sonra birden Küba geldi. Yılansın sen yılan. Ev iyi durumdadır inşallah. Yok yok, ferah, tertemiz bir ev. Evin sahiplerine faramızda biraz temizlik manyağıdırlar zaten. Buyurun bakalım. Ya kardeşim bu nasıl ev? Ne bileyim? Bana temiz olduğunu söylemişlerdi. Ben de mevkime hanıma güvendiğim için hiç sormak gelmedi. Ah, Allah Allah! Bunca yıllık emlakçıyım. Hiç böyle ev görmedim. Daha sen ne evler göreceksin, ne evler! Peki bunun sahipleri burada nasıl yaşamış? Ne bileyim ben? Yani burada yaşamak için resmen keçi olmak lazım. O da doğru. Masar'da ben de birbirimize az kişilikler yapmak. Bakın, isterseniz içerideki odalara bir bakalım. Belki onlar normaldir. İstemem, istemem. Aslan yattığı yerden belli olur. Diğer odalarda çukur mu kurdur? Düşeriz, çıkamayız. Deme lazım. Ben gidiyorum. Doğru. Ah. Ulan, manyak mı bu kadınlar be? Böyle bir kim olur ki? Aferin, kafan yavaş yavaş çalışmaya başladı.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.